Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca danssiz deyin kanda Bu da sana ders hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Adem Ucunis. Bugün ikizkenar üçgenin ikinci testini çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. Çekirdeki ABC üçgeninde AD uzunluğuyla DC uzunluğu birbirine eşit. HC uzunluğu 2 BH uzunluğu 16 AB uzunluğu 18 AD uzunluğu kaç santimdir diye sorulmuş. Şimdi A noktasından bir yükseklik inersek şuradan yükseklik indik. Bununla bu uzunluk birbirine paralel olacak. Şimdi şu uzunluklar birbirine eşit olduğundan dolayı burası 2 santimse burası da 2 santimdir. Geriye 14 santim kalır şuradaki uzunluğa. Şimdi biz şuradaki uzunluğa x dersek 18'in karesi eşittir. 14'ün karesi artı x'in karesi olacak. 18'in karesi 324. 14'ün karesi 196 artı x kare. Buradan çıkartma işlemini yaparsak burada 128 eşittir x kare kalacak. Şimdi şu uzunlukları da y, y dersek şuradaki üçgende pisagor yaparsak 2y'nin karesi eşittir x'in karesi artı 4'ün karesi. Burası düzenlersek şurayı bir silelim. Burayı 4y kare bulacağız. x'in karesi 128'di. 4'ün karesi de 16. Buradan 4y kare eşittir 144. 144'ü 4'e böldüğümüz zaman y kare eşittir 36. Y de 6 santim olarak bulunur. Duracağımız cevabımız Adana'dır. İkinci sorumuz şu şekilde. Şekildeki ABC üçgeninde AB uzunluğuyla AC uzunluğu birbirine eşit. AE açıortay. BD uzunluğumuzla DC uzunluğumuz verilmiş. X kaç santimdir diye soruyor. Hem ikizkenar hem açıortay varsa AE uzunluğunu uzattığımız zaman arkadaşlar buradaki açımız 90 derece olacaktır. Aynı zamanda BC tam ortadan 2'ye ayrılır. Burası kök 5, buraya da 4 kök 5 kalır. Şimdi dikten dik inildiği için öklit bağıntısı yapabiliriz. EDC üçgeninde. X'in karesi eşittir. Kök 5 çarpı tamamı. Tamamı da 5 kök 5'e eşittir. Buradan çarpma işlemini yaparsak 25 olacaktır. X de buradan 5 olarak bulunur. Doğru yanıtımız Bursa'dır. Üçüncü sorumuz şu şekilde. Şekildeki ABC üçgeninde AB ile AC birbirine eşit. KC uzunluğumuz 3, BC uzunluğumuz 3 kök 5, AT uzunluğu x kaç santimdir diye soruyor. Şimdi BKC üçgenin dik üçgen şu BK uzunluğuna m dersek ve Pisagor bağıntısı yaparsak 3 kök 5'in karesi eşittir 3'ün karesi artı m'nin karesi. 3 kök 5 45 olur. 45'ten 3'ün karesi 9'u çıkartacağız. m kare eşit 36 eşittir m kare. M de buradan 6 olarak bulunur. Şimdi ikiz kenar üçgende şöyle bir özelliğimiz var. B noktasından ve C noktasından dikler inildiği zaman şimdi burada 3 santimlik bir uzunluk oluşmuşsa şuradaki uzunluğumuz da 3 santim olacaktır. Aynı şekilde AT uzunluğu x santim ise AK uzunluğu da x santim eşit. BK uzunluğu 6 idi. TC uzunluğu da yine bu uzunluğa eşittir. Burası da 6 santimdir. Biz ATC dik üçgeninde Pisagor bağıntısı yaparsak x artı 3'ün karesi eşittir 6'nın karesi artı x'in karesi. Tam kare açılımını açarsak x kare artı 6 x artı 9 eşittir 36 artı x kare. x kareler birbirini götürdü. 6 x buradan 27 eşit. x de buradan 27 bölü 6 olarak bulunur. 3 ile sadeleştirirsek 9 bölü 2 çıkacaktır. Doğru yanıtımız bursadır. Dördüncü sorumuz şu şekilde. Şekildeki ABC üçgeninde ACB açısı 15 derece. AD uzunluğu DB uzunluğuna eşit. BT uzunluğumuz 2 santim. BC uzunluğu kaç santimdir diye sorulmuş. Öncelikle AD uzunluğuyla DB uzunluğu birbirine eşit. Şimdi dikkat ederseniz 90 dereceden bir uzunlukla bu uzunluk birbirine eşit ise o zaman muhteşem üçlü olacaktır. O uzunluk DC uzunluğuna da eşittir. Eşit gözükmese de sanki DC uzunluğu daha uzun gibi gözükse de arkadaşlar 90 dereceden eğer öyle bir uzunluk çizip bu uzunluklar birbirine eşitse bu kuralda geçerli olmak zorunda. O yüzden AD uzunluğuyla DC uzunluğu birbirine eşit ise şu açımızda 15 derece olacaktır. İki iç açı bir dış açı eşit işte olacağından burası 30 derece olur. Şimdi burada 30 derecenin karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4 santim. Şimdi bize BC uzunluğu sorulduğundan dolayı bu BD uzunluğuyla DC uzunluğu da birbirine eşittir. Burası da 4 santim olacaktır. O yüzden doğru cevabımız 8'dir. Sorun şu şekilde arkadaşlar. Şekildeki ABC üçgeninde AB ile BE birbirine eşit. AD uzunluğu 2, AC uzunluğu 10, AC uzunluğu 20 santim. ED uzunluğu kaç santimdir diye sorulmuş. Şimdi AB ile BE birbirine eşit olduğundan dolayı ikizkenar üçgende E noktasından AB'ye indiği yükseklikle A noktasından BE'ye indiğimiz yükseklikler birbirine eşittir. Bu uzunlukta da x santim olacaktır. Aynı zamanda şuradaki uzunluk 2 santim ise şuradaki uzunluğumuzda 2 santim olur. Şu uzunluklar da birbirine eşittir. Şimdi bizim Üçgenimiz şuradaki dik üçgeni düşünürsek burası dikkat ederseniz 20'nin karesi eşittir. 12'nin karesi artı x'in karesi olacak. Bu da özel bir üçgendir. 12, 16, 20 üçgenidir. O yüzden hesaplama yapılırsa doğacağımız arkadaşlar buradan 16 santim olarak bulunacaktır. Doğru yanıtımız denizlidir. Son sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Şekildeki ABC üçgeninde AC ile BC birbirine eşit. ACB açımız 30 derece. İki kenar uzunluğumuz verilmiş 2 ve 3 santim. AC uzunluğu kaç santimdir diye soruyor. İkiz kenar üçgende A ile B arasındaki bir P noktasından eşit olan kenarlara inilen yükseklikler toplamı sadece A ya da sadece B'den inen yüksekliğe eşittir. O yüzden biz A noktasından bir yükseklik inersek bu yükseklik 3 ile 2'nin toplamı olan 5 cm'e eşittir. Şimdi buradaki oluşan özel üçgende 30 derecenin karşısı 5 cm ise 90 derecenin karşısı olan AC uzunluğumuz bunun iki katı 10 cm'e eşit olur. Doğru yanıtımız A şıkkıdır. Evet arkadaşlar son sorumuzdu. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.